herkesin enflasyondaki düşümü %40'larda, %45'lerde olduğunu düşünüyorum. Yani enflasyondan bizim dengeyi sağlamıyor ki. Hep cepten gidiyor. Pahalılık var yani. Bir şey alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Kasım ayında enflasyon %21.71 ile en yüksek seviyeye çıktı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şimdi bugün bildiğiniz gibi enflasyon rakamları açıklandı TÜİK tarafından. Enflasyon %21 olarak gerçekleşti genel ortalama ve son 3 yılın zirvesine çıktı. Yani %20 evet. 3 yıl önce. Sizce bu enflasyon rakamları nasıl, cebinize nasıl yansıyacak, ne düşünüyorsunuz? Yani bu rakamların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Enflasyon rakamlarının ama tabi bize yansıması devlet memuru olunca bize o oranda zam yapılıyor. Yahudi oyunu. Nasıl? Ermeni Yahudi oyunu bu fiyat artışlarını yapanlar. Artış yok Türkiye'de. Türkiye güllük gülistanlık. Tamam mı? Türkiye güllük gülistanlık. Daha halil etkiliyor. Herhalde geçiniz nasıl sualeti sormasaydın? Eşim. Evet. Evet eşim emekli olduğu halde daha herhalde çalışıyor. Yani zor bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Bu fiyat artışları hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Vallahi ben günlük 20 lira alıyorum. Yani karnımı doyuramıyorum. Nasıl diyeyim? Nasıl doyuruyorsun mesela 20 lirayı? 20 lira hani bazı marketlerden gidip 3-5 bir şey alıyoruz. Peki ailenin durumunu görüyorsundur mutlaka bir öğrenci olarak. Ailen nasıl geçimini idame ettiriyor bu fiyat artışları karşısında? Tasarrufla. Tasarruf yapıyorlar. Pek çok şeyden kısıyor ya. Evet. Pahalılık var yani. Bir şey alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Çocuklar okula gidiyor. Hani her şey pahalı. Bir şey yok. Çalışıyor musunuz? Evet. Peki evi nasıl idame ettiriyorsunuz şimdi bu fiyat artışı yaşandığı bir ortamda? Şu durumda kiralar artıyor. Bir markete gidiyorsun. Bir kalem alıyorsun mesela. 5 liraya aldığın kalem 10 liraya alıyorsun. Yapacak bir şey yok yani, çocukların giyimiydi, gideriydi, geliriydi, elde hiçbir şey kalmıyor. NG diye bir enflasyon araştırma, ondan açıkladığı enflasyon herhalde %9,5, yani o da gerçekçi değil de yıllık da %58'e geliyor herhalde. Yani yaşadığımız hayattan beri. Emekli misiniz? Emekliyim. Peki bir emekli olarak bu fiyat artışlarını nasıl karşılıyorsunuz? Çok güzel karşılıyorum yani. Çok güzel karşılıyorum yani, böyle devam etsin bu millet, bu ülke yani. Sizlere yazık yani, bizlere hadi neyse de sizlere yazık yani. Benim fiyat artışları ceplerinize nasıl yansıyor acaba? Kardeşim cebimde kendime ait hiçbir param yok yani. Yani hesaplarıma bakıyordum. Ya rakam vermeyeyim ama bayağı milyarlarca yani borcum var yani bankalar. Onların hesaplarına bakıyordum yani. Nasıl etkileyecek yani? Ben umutluyum. Benim yani güvendiğim dallar da var ama yani ben gençlerden umutluyum yani. Böyle artacak, onun işçiye, memura vereceği %12-13 oldu. Evet. %36 zaten şeye zam verdi, vergiye mürgiye. Evet. O %13 verecek, %50 geri zam olacak. Yani enflasyondan bizim dengeyi sağlamıyor ki. Hep cepten gidiyorum. Marketlerdeki fiyatı da söylüyorum size. Bir araştırın gidin de. Etkiliyor, tamamen etkiliyor. Bugün aldığını yarın var ya aynı fiyat alamıyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Peki bir emekli olarak bu fiyat artışlarını nasıl görüyorsunuz? Çok zor yatamak. Çok zor. Her gün artarsa bugün akşamdan eve varırken değişiyor fiyatlar diyorum işte. Çok kötü yani. Allah herkese sabır versin. Cebde ne bıraktılar ki etkilesin? Her gün sabah kalkıyoruz, petrola varıyoruz. Sabahın 200 lira, 300 lira zam. 5 kiloluk yağ oldu 90 lira, 35 liradan 90 liraya çıktı. 150 liraya, 145 liraya aldığımız un bugün 360 lira. Asgari ücret kaç lira? Avrupa ile asgari ücreti kıyaslıyorlar. Avrupa'da bir asgari ücret 2400-2500 euro. Ne yapıyor 2500 euro? 25 milyar para yapıyor, 26 milyar para yapıyor. Türkiye'de kaç lira asgari ücret? Avrupa'ya özeni yok da. Asgari ücreti de Türkiye'de Avrupa'ya yansıtılan bir paradan ödensin. Görelim bakalım nasılmış yani yaşamak. Tabi bunda da hepimiz vatandaş olarak buzları biz. İnşallah iyi olmasını bekliyoruz. Peki sizin cebinizi nasıl etkiliyor enflasyon, bu fiyat artışı oranları?
çok ciddi yani %50-55 etkiledi. Devalüasyon dediğimiz olay o. Yani cebimizden otomatikten %50-55 gitti. Peki bu enflasyon, açıklanan enflasyon oranlarını nasıl buluyorsunuz? Tabii ki yanlış buluyorum. TÜİK'in açıklamış olduğu %20, hissedilen %40. Yani tabii ki yanlış görüyorum ben. Yani vatandaşın hissettiğini farklı olduğunu düşünüyorsun. Hani nasıl hava durumu bahsedilirken hissedilenle normal birbirini tutmuyor ise, bu da TÜİK'in söylediğiyle gerçekten vatandaşın cebine veyahut da herkesin enflasyondaki düşümü %40'larda, %45'lerde olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim.